Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz pediatrist Sayın Erkan Aslan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz hocam? Dediğiniz gibi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. Ok meydanından uzmanlığımı aldım. Şu anda Bahçeliler'de bir özel muayenehane işletiyorum. Evet. Peki çocuk hekimliğini seçme sebebiniz neden? Çok kısa, bir çok net, basitçe cevap olacak. Çocukları çok seviyorum. Değil mi? Yani gerçekten çok seviyorum. Hatta lisedeyken bile hep çocuk doktoru olacağım derdim. Öyle de oldu. Evet. Peki kliniğiniz nerede ve ne gibi hizmetler vermektesiniz? Bahçelievler'de, Bahçelievler Çocuk Kliniği, bir çocuk hekimi arkadaşımla beraber işletiyoruz orayı. İşletiyoruz doğru olmadı, beraber çalıştırıyoruz diyeyim. Hı hı. Yaklaşık 2 senedir ben muayenehanedeyim, daha önce özel hastanedeydim. Hı hı, hı hı. Evet. Peki hastaya, hastalığa ve hekimliğe bakış açınız nedir? Çocuk hekimliğini seçmemin sebebi de aslında biraz orada yatıyor. Ya bir kere insanın sevdiği işi yapması lazım. Ben buna inanıyorum. Yani hayatınızın önemli kısmı işinize geçiyor. O yaptığınız işi severseniz mutlu olursunuz, mutlu geçer hayatınız. Hekimliği zaten seviyorum. Aslında ben çok iyi cerrah olurdum. Böyle kişisel sohbetlerimde de hep söylerim bunu. İşte el yeteneğim iyidir, iyi resim yaparım. Daha önce yaptığım birkaç sergi var, işte enstrüman çalarım, ya el yeteneğim iyidir ama belki bir cerrah olsaydım daha da çok para kazanacaktım belki, ama çocukları çok seviyorum ve böyle çok daha mutluyum. Evet. O yüzden çocuk hekimliğini seçtim. Hekimlikten anladığım şu: benim önüme ilk defa bir hasta geldiğinde ben çocuğa nasıl baktığımı önce bir anlatırım. Yani çocuğa sadece işte muayene ederken kalp, göz, işte ciğerlerine ya da kulağına değil, onları tabii ki muayene ederim. Genel fiziksel muayenesini yaparım ama aileyi tanımaya çalışırım. Nasıl bir ailede büyüyor, nasıl bir annesi babası var, kültürlü mü değil mi, ilgili mi, işte bağıran çağıran gergin bir anne baba mı, kalabalık bir aile mi? Saptadığım aksaklıkları da elimden geldiğince çözmeye ya da çözülmesine yardımcı olmaya çalışırım. Ki ben şöyle görüyorum, sağlıklı bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız sağlıklı bir ortam yaratmak zorundasınız. Bunu da anne ve babaya uzun anlatırım. İlk geldiklerinde bayağı bir zaman ayırırım, sohbet ederim. Bunu izah ederim. Evet. Peki, ateş, antibiyotik kullanımı, hastalıkların tedavisi, aşılama, koruyucu hekimlik, tamamlayıcı tıp hakkındaki... Ne çok soru böyle. Hepsini bir toparlamam lazım. Bir dakika, vallahi aynı anda. Hepsi ayrı bir başlık çünkü. Evet. Önce ateşten bahsedelim mi? Evet. Çünkü birçok o salgınların genel semptomu, bulgusu ateş değil mi? Ateş. Yani insanlar kaygılanıyor. Hele ki şu koronavirüs günlerinde herkesin bir panik havası var. Çocuğun burnu aksa dahi hocam koronavirüs mü oluyor? Beni arıyorlar. Haksız da değiller. Çünkü doktorlar bile, bizler bile koronavirüsü tam tanıyamıyoruz. Daha tanıyamadık. Daha da süresi var bunun. Ama ateş, şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Ateş genel bir semptom. Bütün hastalıklarda olabilen bir semptom. Yani soğuk algınlığında da olabiliyor, gripte de olabiliyor, üşütmede de olabiliyor. Zatürrede, kulak iltihabında ya da işte koronavirüste de olabiliyor. Bir kere genel ateş yaklaşımından bahsedeyim. Koronavirüsü bir kenara koyarsak, soğuk algınlığı. Ateşin nedeni, çoğu kez nedeni aslında soğuk algınlığıdır. Üşütmedir. Viral hastalıklardır. Biliyorsunuz kaç gündür koronavirüse yatıp kalkıyoruz. Bu da bir virüs hastalığı. O yüzden bir antibiyotik verilmiyor değil mi koronavirüs hastalarına? Evet. Verilmez çünkü bakteriyel bir hastalık değil. Viral hastalıklarda da antibiyotik verilmez. Halbuki bizim toplumumuzda bir alışkanlık var. Bundan çok eskiye gitmeyelim. Yani bir 5-6 yıl önce bakkalda antibiyotik satılıyordu. Allah'tan yasak geldi de artık işte köylerde, kasabalarda bakkala gidiyordu. Boğazım ağrıyor. Al sana amfoksil, amoksil neyse artık marka söylemeyelim. Veriliyordu. Çok şükür bu engellendi ama hala insanlarda yani ateşim çıktığı zaman ben çocuk doktorunu götüreyim, antibiyotik vereyim eğilimi var. Maalesef doktorlarımızda da bu çok fazla. Hala kırılmış değil. Bakanlık bununla ilgili çok ciddi önlemler aldı. Ama hala çok fazla antibiyotik kullanılıyor. Ateşe yaklaşımım benim bu. Biraz ateş aslında bağışıklığın bir parçası. Bunu söylemek lazım. Ateşi yüksek tutarsanız bağışıklığınızı yüksek tutmuş olursunuz. Bağışıklığınız çalıştığı için de mikropları daha çabuk yener vücut ve bunu ileriye taşır. Yapılan bir araştırmada, Norveç'te yapılan bir araştırmada ateş düşürücü sürekli ateş düşürücü veren, ateşin yükselmesine neden müsaade etmeyen anne babaların çocukları ileride çok daha fazla hasta oldukları saptanmış. Bu 20 yıllık bir çalışma. Evet. O yüzden ateş önemli. Diğer soru koronavirüs müydü, aşılama mıydı? Hastalıkların tedavisi, aşılama ve koruyucu hekimlik. Aşılamalı koruyucu, tamamlayıcı tıp. Tamam. O aşılamalı koruyucu hekimliği aslında aynı başlık altında alabiliriz değil mi? Sizin de tahmin edeceğiniz gibi. Tabii ki. Şimdi bir trend var. Buna trend diyorum maalesef. Moda gibi bir şey. Aşı karşılığı diye bir şey çıktı. Bu korkunç bir şey. Bunu doktor olsun ya da olmasın. Bazı yazarlar çıktı, isim vermeyeceğim. Yani ben çok kınıyorum. Büyük bir halk sağlığı suçu işliyorlar. Bunu ben buradan da söylüyorum. Yani bu büyük bir halk sağlığı suçudur. Aşılama çok önemli. Aşılanmayan çocuklar yüzünden yavaş yavaş Avrupa'da da bu arttı. Virüs salgınları tekrar çıkmaya başladı. Bakın biz çok basit bir örnekte bana aşıya karşıtı bir anne geldiği zaman bütün bu şeyleri okuyup ben şunu çok kısa örnek veriyorum. Diyorum ki 8 yıl öncesine kadar bu ülkede bir tane kızamık vakası kalmamıştı aşılama sayesinde. Doğru. Bu iş bu kadar basit. Doğru. Ama şu anda Suriyeliler, ya onları suçlamıyorum. Onlar öyle geldi. Biz onları aldık. Mecburuz ama belki bir politika, bir 2-3 aylık bir karantina süreci yaşanabilirdi. O ayrı başka bir şey. Ama sonuçta arttı ve şu anda kızamık çok fazla ve biz gene tekrar aşılamayı çok ciddi şekilde yapmaya başladık ve durdurduk. Bugün ben hep şu örneği veririm. Bu aşı karşıtı olan hocalar, işte yazarlar. Bugün herhangi birisi Somaliye ya da herhangi bir Angola'ya, işte herhangi bir Afrika ülkesine gidecek olsa, çocuğuyla gidecek olsa aşılamadan gider mi? Sorun bakayım. Gider mi? Gitmez. Gidemez. Mümkün değil. Çünkü bilir ki orada çocuğun başına bir şey gelecek. Evet. Aşılamazlar. Aşı bu kadar önemli. Niye burada bu kadar rahat konuşuyorlar? Çünkü burada herkes, sizin çocuğunuz, benim çocuğum aşılandığı için virüsler ortada yok. Evet. Ya da daha az baskılanmış durumda. Bu koruyucu hekimlik. Evet. Bu noktada hemen bir soru sormak istiyorum hocam. Merak ettiğim soruyu soruyorum. Hızlı anlatıyorum yani. Tabii ki. Tabii ki ben de kızımın tüm aşılarını tamamlatmıştım bebeklik ve çocukluk çağında. Ve herhangi bir çocuk hastalığını yaşamadık. Çok şükür. Ne güzel. Fakat şimdi yavaş yavaş tekrar bazı hastalıklar geri dönmeye başladı. Sizin de söylediğiniz gibi. Örneğin kızamık. Daha önce aşısını olmuş bir birey, evet, artık ergen, hatta genç bir birey bu hastalığa yakalanabilir mi? Yok, yani kızamık geçirmiş gibi düşünün kendinizi. Kızamık geçiren bir kişi kızamık hastalığına yakalanıyor mu? Yakalanmıyor. Hayır, yakalanmıyor. Canlı aşı olduğu için bu. Biz de zaten bir rapelini yaparız, tekrarını yaparız. 4-5 yaş gibi. Tamamen geçirmiş gibi hayat boyu devam eden bir bağışıklık oluyor. Tamam. Bu diğer aşılar için de öyle değil mi? Çünkü tabii. Ya bakın ben çok affedersin, affınıza sığınarak şunu gösteririm ben. Bu çiçek aşısı. Hepimizin var. Belli bir yaş üstündekiler için bende var. Bu nedir? Niye gençlerde yok? Ya da bana gelen anne babalara sorarım. Açın kolunu göster bana derim. Hocam bende yok diyor. Çünkü sende yok. Benim kuşağım aşılandığı için sende yok. Benim kuşağım aşılandığı için çiçek hastalığını dünyadan yok ettik. Doğru. Yok oldu. Aşı bu kadar önemli. Doğru. Çok önemli. Yani verem aşısı öyle, yani bütün aşı, difteri, boğmaca, tetanoz aşısı var. Bakın, evet, tetanoz aşısı yaptırmıyorsun sen çocuğunu. Allah korusun, toprakta oynarken şöyle bir çocuğun eline bir şey bassa, topraktan bir tetanoz olsa, çocuğun ölse bunun altında nasıl kalkacaksın, vebanı nasıl yaşayacaksın? Ya da difteri hastalığını bilmiyor insanlar. Difteri boğarak öldürür çocuğu. Korkunç bir hastalıktır. Eskiler bunu bilir. Ama şimdi yok. İşte o aşı karşıtı olanlar da bu yüzden bu kadar rahat konuşuyor. Çünkü aşı yapıldığı için bunlar yok. Evet. Bu kadar basit. Hatta Türk klasiklerinin içerisinde kaşağı da değil mi? Tabii. Evet. Çok da tabii vardır. Gerçekten çok de güzel öyle. Bir örnek verdiniz. Evet. Özellikle şimdi bugünlerde koruyucu hekimlik aşıyla da bunu açıklamış oldunuz ve yine gündeme geldi değil mi? Koronadan korunabilmek için, bağışıklığımızı güçlü tutabilmek için hastalanmadan önce... şimdi bir sürü şey söyleniyor. Şunu al, bunu al, aman şunu ye, işte aman şu ilacı al, işte... Ben kabaca şunu söyleyeyim. Bugün gerçekten tamamlayıcı tıp, yani bence kendi rüştünü ispat etti ve tamamlayıcı tıpın da etkili olduğu birçok alan var. Bunlardan önemlisi de bence bağışıklık sistemini güçlendirmek. Üst soluk, üst hastalıklara, özellikle ateşli hastalıklara karşı etkili işte ürünler sunabilmeleri. Fakat şu çok önemli, bağışıklığı sürekli uyarmak da iyi bir şey değil. Tabii, yani bağışıklığı sürekli uyardığınız zaman bir yerden sonra da otoimmün hastalıklar dediğimiz vücudun kendi kendine, yani savunma hücrelerimizi sürekli uyarıyorsunuz ya, savunma hücre bir süre sonra vücuda dönüyor. Farklı bir organa ya da farklı bir şeye saldırıyor. Alerji böyle bir şey. Örneğin bende Hashimoto var, işte bağışıklık sistemi. Tabii. Hashimoto, diyabet hastalığı birçoğu, geç başlangıç diyabet hastalığı, cilt hastalığı, işte birçok kronik hastalıklar, işte egzema, bunların çoğunun altında işte yani çölyak, gluten hipersensibilitesi dediğimiz işte bunlar hepsi aslında otoimmün hastalıklar. Yani bağışıklığın saçma sapan çalışması, vücuda saldırması, yabancı olarak algılaması. Tabii bağışıklığı sürekli uyarıyorsunuz. Yani birçok ürünler var, propolis. İşte Sambucus nigra dediğimiz işte karamüver ekstresi, işte gene Umckaloabo dediğimiz gene bir Afrika sardunyasından elde edilen bir ürün. Aklıma gelenler birçok var aslında. Bunlar piyasa ürünleri, herkes araştırıp bakabilir. Bunlar etkili ürünler. Beta-glukanlar var gene. Bunlar da etkili, bilirsiniz. Özellikle Covid-19 sürecinde. Çinko çok önemli. İnanın çinko çok önemli. Ben şöyle söyleyeyim. Sürekli bağışıklık şeyle ilaçlanan ama hasta olduğunuzda soğuk algınlığı, herhangi bir üşütme, burun akıntısı, halsizlik olduğunda bunlara başvurabilirsiniz ama hepsini bir torba koyup hepsini aynı anda kullanmak zorunda değilsiniz. Seçin ikisini. Bir kez Sambucus nigra kullanabilirsiniz. Ekstradan Umckaloabo ya da işte sardunya ekstresi kullanabilirsiniz, tamam mı? Bunlar sizi toparlayacak. Zaten mesela bol soğanlı, sarımsaklı herhangi bir çorba bile sizi ayağa kaldırır, söyleyeyim size. Çok faydası var. Ama tabii ki yani mesela adaçayı çok iyidir. Virüs öldürür, mikrop öldürür. Antiseptik değil mi? Müthiştir, tamam. Zencefil keza. Zerdeçal hayatınızdan çıkartmayın. Her zaman hayatınızda olsun zerdeçal. Yani doğal. Şimdi tamamlayıcı tıpa girdik. Öyle bir doğal giriş yaptık. Benim en sevdiğim alan, en sevdiğim... Farkındayım, gözlerinizdeki ışıltıyı gördüm zaten. Ben de oradan yürüyorum. Yani zerdeçalı hayatınızdan çıkartmayın. Zerdeçalı yemeklerinize koyun. Yemeklerinizde çünkü zeytinyağı ve karabiber var. Beraber çok etkili. Ya da zerdeçalı... Zerdeçal inanılmaz bir şey. Her şeyde faydalı. Bağışıklığı güçlendiriyor, otoimmüniteyi baskılıyor, alerjiyi baskılıyor falan filan böyle şeyler. Gene kuarsetin denen bir antioksidan var. Hani beta-glukan gibi. Çok güçlü bir antioksidandır. Bunlar meyvelerin kabuklarında gelmesi. Elmanın kabuğunda çok fazla vardır. Ama biz artık meyveleri soyar hale geldik. Çünkü çok ilaç var. Ona da insan cesaret edemiyor. Yiyeyim diyorsun, bir yandan da biliyorsun ki elma, bir çocuk geçenlerde bunu 3-4 ay önce okudum. Üzüm yıkamadan yemiş, zehirlenerek öldü çocukcağız. Korkunç bir şey. Ben kaç aydır atamadım onun şeyin üzerinden. Bir çocuk üzüm yerek ölüyor, düşünebiliyor musunuz? Çok fazla ilaçlamalar var. Geçen gene bir haber duydum. İşte Rusya'dan domatesler geri gelmiş. İhraç edildi. Niye? Çok ilaç var. Şimdi onlar bizim İç piyasamız onlar da alacak. Şimdi bunları soymamak mümkün değil. Yapmak zorundasınız. Değil. Çok da iyi yıkamak zorundayız değil mi? Bakın yıkasanız da bunlar olmuyor. Soyulabilecekleri soymanız lazım. Yani çok yıkamak bile. Bunlar organofosforlar. Bunlar yağda eriyen şey. Yağ nüfuz ediyor. Yani vücudunuza girdiği zaman atılmıyor. Vücudunuza yağlara depo ediliyor ve hayat boyu bunları yaşıyorsunuz. Yani bunlar sizi, vücudunuzu yavaş yavaş tüketiyor. Kanserojen birçok şey etkisi var zaten. O yüzden soyulabilen bütün her şeyi soyacaksınız. Soyuyoruz. Yıkamaya güvenmeyeceksiniz. İşte yıkanamayan üzümdü, işte mesela domates mümkünse çeri değil de büyük domates alın, soyun. Soyalım. Tabii yani soyulabilen her şeyi soymak zorundasınız. Ama işte kuarsetinden laf açtı, oradan oraya geldik. Kuarsetin gene bunu aslında daha çok kapsül hale getirilmiş, ilaç haline getirilmiş şeklini almak daha faydalı. Kuarsetini sürekli kullanabilirsiniz. O bağışıklığı sürekli uyaran bir şey değil. Bağışıklığı tamam destek olarak ayakta tutuyor ama şey yapıyor, alerjiyi baskılıyor. Çok güzel bir şey. İmmüniteyi de tetikte tutuyor. Öyle söyleyeyim size. Ama o antioksidan olma özelliği çok yüksek. Yani vücuttaki bütün o zararlı günlük aldığınız bir sürü oksidan şeyler var. Onları biraz bertaraf etmede vücudu yardımcı oluyor diyorum. Evet. Peki hocam bir şey daha sormak istiyorum. Çörek otu yağı günümüzde çok fazla konuşulmaya başlandı. Mucizevi olarak sunuluyor. Kapsüllerin içerisine dahi girdi. Ne diyorsunuz? Bu konudaki düşünceniz nedir? Ya çörek otu yağı da çok faydalı. Yani çörek otu yağını sadece bağışıklık olarak düşünmeyin. Antikanserojen özelliği korkunç. Çok iyi. Gerçi bunu da bağışıklığı yükselterek yapıyor bir yerde. Ben şöyle söyleyeyim. Mesela bağışıklığınızı yüksek tutarsanız, çünkü vücudunuz sizin de şu anda benim de vücudumuz sürekli kanser hücresi üretiyor. Normal vücutlar sürekli üretir ama bizim bağışıklık hücrelerimiz gider onları yok eder. Sürekli yok eder. Bağışıklığınızı yüksek tuttuğunuz zaman aslında kanser de oluşmuyor. Biraz temelde bu var. Bütün ilaçlarda. Çörek otu yağı da böyle. İnanılmaz faydası var ama yani ne kadar almak lazım? Yani bu da net bir şey söyleyemeyeceğim. Yani bunu biliyorsun, bunu da kapsül hale getirmişler. Onlar daha standartize. Yani onlar belki daha çok hani illa kullanacağım diyorsunuz, onları kullanabilirsiniz. Gene bu tohumlar var ya, bir sürü tohumlar var. Bu tohumları tozunu değil de size tavsiyem, izleyicilerime de tavsiyem, bir öğütme makinesi alsınlar kendilerine. Tamam. Öğütüp taze taze kullansınlar. Hatta şöyle, hani sıcak suya koyuyorsunuz, işte sıcak suda bir demlenme bekliyorsunuz ya. Hemen sıcak kaynar suya koymasınlar. Böyle bir 100 dereceden kaynıyor ya, çıkarsınlar, doldursunlar bardağı. Bir 80 derece, 70-80 derece düşmesini beklesinler. Ondan sonra koyup kapağını bir karışıp kapağını kapatsınlar. Bir 5 dakika sonra demlendi. Kapatmanın amacı ne? Uçucu yağların uçmasını engellemek. Tamam. Ondan sonra tüketebilirler. Harika. Evet, tüm bunları hem de çok kolay. Hepsini de yapabiliriz. Tabii Böylece çok daha sağlıklı, çok daha güçlü aşı karşılarına kulak vermeyin. Kameraya bakıp söyleyin lütfen isterseniz. Hocam, evet. Aşı karşılarına lütfen kulak vermeyin. Ben tekrar söylüyorum, büyük bir sağlık suçu işliyorlar. Toplum sağlığı suçu işliyorlar. Bu konu çok çok önemli. Çocuklarınıza çocuklarınızı iyi besleyin, dengeli besleyin. Hani bana çok geliyor, hocam neyi alalım işte bu koronavirüse karşı. Ben de diyorum ki iyi besle çocuğunu, sağlıklı, dengeli besle. Et çok önemli. Bağışıklığın temeli et. Et yemek zorunda çocuklar, günlük et yemek zorundalar. Etin yanında da muhakkak yeşil sebze ve meyve yemek zorundalar. Bunları düzenli olarak alırsa çocuk zaten bağışıklığı yüksek olacaktır. Çocuklar güçlü, merak etmeyin. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için ve katılımınız için. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Erkan Aslan konuğumuz oldu. Hoşçakalın.